Selams. Karşınızda Encanto filminin incelemesiyle bulunmaktayım. Disney Plus ve HBO Max gibi platformlara ulaşırken maalesef ülkenizde servisimizi kullanamazsınız uyarısı almaktan sıkıldın mı? Netflix'in Amerikan kataloğunda onlarca ekstra dizi ve filmi mi izlemek istiyorsun? Bu videonun sponsoru Smart DNS Proxy ile VPN'lerin yavaşlığı ile uğraşmadan bunları sadece DNS değiştirerek yapabilirsin. Üstelik açıklamadaki linkten %50 indirimle kayıt olma şansın var. Ülkemizde Encanto Sihirli Dünya ismiyle vizyona giren yeni Disney animasyonu Encanto. Bildiğimiz Disney'in zaten tematik şeyleri vardır biliyorsunuz. İşte jenerasyon farkını anlatır, büyüme sancılarını anlatır, işte kendine olduğun gibi kabullenme gibi temalara dokunur. Bu işte öyle. Bu sefer de Kolombiya kültürünü, Latin kültürünü tanıyoruz bu animasyonda. Disney animasyonlarından zaten beklediğimiz ve artık her seferinde de almaya alışık olduğumuz belirli bir kalite var. Bu da görüntülerle, prodüksiyon tasarımıyla, çizimleriyle bize kendini gösteriyor. Bu filmde de gerçekten her şey çok güzel. Büyülü gerçekçilik zaten söz konusu hikayesi şöyle. Bir ailemiz var. Hepsinin kendince işte belirli bir yaşa geldiği zaman kazandığı özel yetenekleri var. Kimi çok güçlü, kimi çok mükemmel, işte kimi her şeyi duyabiliyor vesaire. Bir karakterimiz de baş karakterimiz Mirabel ise hiçbir özel yeteneğe sahip değil. Bu yüzden de kendisini ailesinin içinde işte bir yer edinmeye çalışırken buluyoruz. Bu sürecine de işte bir yandan çok iyi niyetli aileye her ferdine yardımına koşmaya hazır biri. Ancak bir yandan da sürekli olarak ailesi tarafından da dışlanan biri. Burada özellikle Disney'in yeni bir yaklaşımı var. Sadece iki jenerasyon arasındaki bir farkı değil de farklı jenerasyonlar arasındaki farklılıkları da bize anlatıyor. Yani üç farklı jenerasyon, dört farklı jenerasyon görüyoruz ve hepsinin birbiriyle çatışmasını yeni jenerasyonun diğerinden nasıl farklı algıladığını olayları ve bunların çıkardığı kaotik durumları da görüyoruz. Bir yandan da her şeye rağmen birbirini bir aile olarak sevip kabullenme ve e, aile için doğrusunu yapma ve kendin için doğrusunu yapma çatışmasına da bolca yer veriyor. Bunu yaparken bize Latin kültürünü çok güzel bir şekilde tanıtıyor. Hamilton'ın zaten yaratıcısının elinden çıkan 8 orijinal şarkısı var. Özellikle müzikal animasyonlar için gerçekten çok umut vaat edici bir iş olduğunu söyleyebilirim. Ancak Hoş tabi basın gösteriminde dublajlı izlediğimiz için ben şarkıların orijinallerini sonradan gidip izleyebildim ancak. Ki buradan hani bir not olarak da dublajlı izlediğiniz zaman zaten İngilizce ya da hangi kendi dilinde yazıldığı için bütün uyakları her şeyi ona göre dizayn edilmiş bir şarkı Türkçe'ye çevrildiği zaman tabii ki ritmini büyük bir oranda bazen kaybediyor. O yüzden olabildiğince dublajlı izlememeye çalışın ettiğim animasyonları. Yönetmenliğine gelirsek zaten usta isimlerin elinden çıkma bir iş. Yönetmenliğini Jared Bush, Byron Howard ve Cherise Castro Smith üstleniyor. Jared Bush ve zaten Byron Howard daha önceden Zootopia'dan bildiğimiz isimler. Byron Howard aynı zamanda Tangled'ın da yönetmeni, Oscar ödüllü bir yönetmen. Charles Castro Smith de ortak yönetmen olarak geçiyor. İlk yönetmenlik deneyimi. Ortaya zaten kaliteli bir iş çıkacağını bu isimlere bakarak da zaten bilebiliyorduk. Fragmandan da belliydi. Senaryo da aynı isimlere ait. Yine orijinal seslendirme kadrosunu duyamadığım için onlara dair çok bir şey söyleyemiyorum. Ama fragmanlardan gördüğümüz kadarıyla zaten kendi etnik dillerini konuşan ya da o aksana ve o yaklaşıma hakim olan isimler seçilmiş kast için bu da gerçekten başarılı bir yaklaşım. Genel olarak çok çok keyif aldığım bir film izlediğimi söyleyebilirim. Ki farklı birçok elementi var. Yani karanlık olan kimyanları da var. Bu hikaye keşfedilseydi daha da derinleşseydi güzel olurdu diyebileceğiniz yanları var. Gerçekten izlediğim en iyi benim animasyonların arasında geliyordu. Ve bize tüm bu süreçte hani zorlu bir süreci yaşayan insanların bununla nasıl başa çıktığını anlatmaya çalışan işler arasında. Bunu sevgiye en dayalı biçimde yapan bir işti. Bir yandan macera duygusunu da veriyor size, bir yandan farklı sizden önceki jenerasyonların travmalarını anlayabilme şansını da veriyor ve affetmeye dair ailede sevdiğin insanları, yaşattıkları travmalar için affetmeye dair çok güzel bir alt metni var. Coco gibi gözyaşlarına boğulduğunuz sahneleri yok. Herhangi bir şekilde sizi duygusal olarak gerçekten sarsan, zorlayan ya da çok duygulandıran sahneleri yok. Eğer ağlarsanız bu gerçekten bu filmde mutluluktan olacak bir şeydir. Genel olarak çok tatlı bir iş olduğunu söyleyebilirim. Benim filme puanım 10 üzerinden 8. Ama tekrar söylüyorum orijinal dilinde seyretmeye özen gösterin. Ben Su. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınıza önermeyi başından sonuna kadar izlemeyi ve tavsiye etmeyi de lütfen unutmayın. Bu videomuz Kafeinsiz Artı kanalında yayınlanıyor fakat Kafeinsiz diye bir kanalımız da var. Ona da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.